Flash Haber'den ötürü Dans Randevusu'nun bugünkü bölümüne ara veriyoruz. Büyük Donat heykeli hayranlarının dikkatini. Bu lezzetli ve tarihi kent simgesi restore edilecek. Yaşasın! Harika! Çocukken o donatın üzerindeki pasta süslerine tırmanmaya bayılırdım. Ve bu harika etkinliğin ev sahibi ise kasabanın en yardımsever vatandaşı olan kişi... Roy. Evet, benim yerimdeki olsaydı aynı şeyi yapardı. Bu ne? Lütfen beni bir kahraman olarak görmeyin. Bunu ancak bir kahraman söyler. Evet, klasik kahraman mütevazılığı. Aa, bu adamın gerçek yüzünü nasıl göremezsiniz? Bir işler peşinde. Evindeki gizli kapıyı bulduğum zamanı hatırlasanıza. Şüphe uyandırmıyor mu? Bilmiyorum Tom. Her evde kapı olur. Kesin bir smokin dolabıdır. Ya da yedek banyodur. Hayır! Çocuklar, ne olduğu önemli değil. Önemli olan şu. Yan evde bir açık artırma var. Ve biz de gidiyoruz. Ben Donat getireyim. Normal boyutuma döndüm. Vay canına ben. Bu şey de nedir? Yeni icadım. Küçülen denizaltı. Küçülüyor ve sonra da hastalıkları teşhis etmek için insanların vücuduna girebiliyor. Evet evet, harikaymış ama bizim daha önemli... Bir dakika, sana bir sorum var. Bu şeyle birinin kafasına girip onun gördüklerini görebilir, sırlarını öğrenebilir misin ha? Teorik olarak evet. Çalışmamla ilgilendiğin için teşekkür ederim Tom. Ben çok ilgimi çekti sahiden. Canına teşekkürler Hank. Bu donatlar açık attırmam için çok iyi olacak. Bir tanesi de sadece bana özel galiba. Onu yaparken uyuyakalmışım herhalde. İlk kez başıma gelmiyor. Bir görev günlüğü madde 1. Benim küçülen denizaltısını ödünç aldım ve kendimi bir donatın içine sakladım. Kötü niyetinin ispatını bulmak için oyun içine girme serüvenim başlamak üzere. Başardım. Tamam. Bakalım kimsenin göz bebeğinin içinden seni izlemediğini sanıyorken neler yapıyorsun? Gizli görev günlüğü madde 2. Roy gizli kapının oraya geldi. Evet, burası kesinlikle yedek banyo değil. Yani hatta bence bu bir göz bebeği tanıma taraması. Dur, ne? Ön camı kapatmak zorundayım. Hayır! İmdat! Tom, biz açık artırmaya gidiyoruz. Gidiyoruz! Gelmediğine göre ben gidiyorum. Roy'un yakınında olmak istemiyorum muhtemelen. Tamam. Ben, merhaba. Yardımın gerek. Roy'un beyninde sıkışıp kaldım. Sana sormadan küçülen denizaltını ödünç almış olabilirim. Neden bahsediyorsun? Küçülen denizaltı bu... tahmin etmeliydim. Önce bir dinle. Roy'un küçülüğü olduğunu kanıtını bulmak üzereydim. Tom, bu kadar sorumsuzca davrandığına inanamıyorum. Bakın, bunu sonra tartışabiliriz. Önce lütfen beni kurtarın. Sanırım bu açık artırma biraz aksiyonlu geçecek. Selam, nasılsınız? Merhaba, geldiğiniz için teşekkürler. Merhaba. Evet. İçeri girsinize. Merhaba, açık artırmana hoş geldin. Yani nasıl konuşmana hazırlanabilmen için sana çay yapmıştım. Angela, senin gibi sevimli bir hanımefendinin çayını asla geri çeviremem. Hadi iç bakalım. Umarım işe yarar. Bu taksi Tom'un aldığı denizaltı kadar iyi hareket edemez. Bu amaçla yapılmadı. Öncelikle Donat'ı kurtar açık artırmasına hoş geldiniz. Çoğu insan benim kahraman olduğumu söylüyor ama bence asıl kahramanlar sizlersiniz. Arkadaki kahramanların da duyduğundan emin olalım. Ben, burada bir megafon var.
Ne? Hayır. Yüksek ses bizim için çok kötü olur. İlk olarak bu parçayı kişisel koleksiyonumdan seçtim. Klasik bir sanat eseri. Taşa bakan kadın isimli tablo. Bilmediniz mi? Ne olursunuz? Sanat eseri alacak param yok. 2000 mi? Bu tabloya 2000 mi veriyorsunuz? 10.000 veriyorum. Vay canına. Satıyorum. Satıyorum. Harika. Verdiği tepkiyi gördün mü? Canıma sattım. İnanılmaz. Başardı. Ebeyle gidiyoruz. Başarmışsınız. Hemen geliyorum. Çıkamıyor. Beyin kapının açılmasını önlüyor. Angela, Tom'u bulduk ama onu çıkaramıyoruz. Küçülen denizaltıyı kurtarabilmemiz için Roy'u sallamanız gerekiyor. Bu olmaz. Böyle? Bir dakika Roy. Almadan önce gerçek mi diye tabloyu güzelce incelemem lazım. ama satın aldın zaten. Ona ben karar vereceğim. Bakalım sanat eseri gibi hareket ediyor mu? Özür dilerim. Sorun değil. Birazcık burnum kanadı sadece. Neyse ki açık arttırmada yanımda hep mendil bulundururum. Yeterli olmadı. Ve bir daha yap. Kahraman çocuk geliyor. Hadi kurtaralım seni. Tamam, dikkat edin. Beyninin üzerinde zıplarsanız kötü olur. Burayı ne hale getirdiğine bir bak. Öyle olmamadı. Yeri yerine koyalım. Seni kim çağırdı buraya? Güvenliği çağırın. Bana bir denizaltı borçlusun Tom. Tamam, anladım. Bana kızgınsınız. Ama Roy'a güvenilmeyeceği konusunda bana inansanız bunlar başımıza gelmeyecekti. Roy'un burnundan çıktıktan sonra konuşalım. Neredeyse geldik. Burun derinin ucundaki ışığı görebiliyorum. O ışık değil. Kocaman bir mendil. Harika. Taksim bozuldu. Artık Roy'un suratının içinde yaşayacağım. Bir çıkış var. Roy hapşırırsa mendil burnundan çıkar ve biz de çıkarız. Ama bunun için birimizin geride kalıp Roy'un burnunu gıdıklaması gerekiyor. Çocuklar, Roy'u öyle bir hapşırtacağım ki hepiniz kurtulacaksınız. Ve Tom, Roy'un gizli kapısını ifşa etmenin bedeli burada kalmam olacaksa buna değer dostum. Sen Roy'un içinden çıkacaksın. Bu benim hatam. Burada kalacak olan ben olmalıyım. Umarım bugünkü tuhaflık hoşunuza gitmiştir. Değişik bir gündü ha? Endişelenmeyin. Söz veriyorum, artık her şey normal. Bana güvenin. Şu andan itibaren... Sümük sörfü zamanı. Kavabanga! Çıkarttırma bitti. Çünkü sürpriz, heykeli kendim temizleyeceğim. Arkadaşlar, sahiden özür dilerim. Roy'u ifşa etme konusunda çok ileri gittim ve...
Her şeyi berbat ettim. Güvende olmana sevindim. Ayrıca bence Roy cidden bir şeyler saklıyor. Acaba ne? Komik bebeklik resimleri mi? Ya da komik bir uzaylı cesedi. Önemi yok. Roy'un sakladığı şey her neyse bu arkadaşlarımı tehlikeye atmama asla değmez. Hiçbir sır o kadar önemli değil.